Merhaba arkadaşlar, anatomi dersinin bir diğer videosuyla beraberiz. Bugün sizlere sistema lokomotoryumdan bahsedeceğim. Yani lokomotör sistem, yani hareket sisteminden bahsedeceğim. Şimdi lokomotor sistem, bu arada biraz uyuyor, eksik yazmışız. O yüzden onu sonradan ekledim. Sistema lokomotoryumdan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu sistem 3 ayrı sistemden oluşmakta. Bunlardan biri iskelet sistemi, diğeri artiküler sistem ve bir diğeri de musküler sistem. Sistema skeletale, sistema artiküler ve sistema musküler olmak üzere iskelet, eklem ve kas sistemi. Şimdi bunlar üçü birlikte hareket sistemini oluşturuyor. Musküler sistem tabii ki aktif olan sistemken, diğer iki sistem yani kemik ve eklem sistemleri ise pasif olan sistemlerdir. Ayrıca şunları da bilmekte yarar var. Mesela miyoloji kas bilimi demek. Kaslarla ilgileniyor. Eklem bilimi artroloji demek. Sistema artiküler ile ilgilenmekte. Osteoloji ise kemik bilimidir. Şimdi biz öncelikle genel olarak iskelet sisteminden bahsedeceğiz. Sonra artiküler sisteme geçip devam edeceğiz. Öncelikle sistema skeletale. Bir kemiğin arkadaşlar görevleri ne olabilir ki? Yani bu iskelet sisteminin genel olarak görevleri ne olabilir? Vücudumuza şekil vermek derse evet, doğru. Harekete destek sağlar. Evet. Bazı hassas organları korur. İşte kalp gibi, beyin gibi. Bunlar zaten bizim iskeletimizle ilgili genel olarak bildiğimiz şeyler. Bir de kan hücrelerinin bir kısmı işte bizim bu kemiklerimizde üretiliyor arkadaşlar. Burası önemli. Ayrıca kalsiyum ve fosfor mineralleri için depo görevi görüyor. Yani bir çeşit nedir? Depodur. İçinde ne depolayan? Kalsiyum ve fosfor minerallerini depolayan dedik. Bu ikisi biraz daha az bilinen görevleridir ama oldukça önemli olan iki görevi. Şimdi devam ediyorum. İskelet sistemini oluşturan kemiklerimize geçelim. 270 tanedir yeni doğanda. Ama erişkin bir insanda ne olur? 206'ya düşer. Neden? Çünkü birleşmeler meydana gelir. Ve erişkin bir insanın da ağırlığının %15'i kadardır. Bu genellikle 70 kilo üzerinden hesaplanıyor. Hani ortalama 70 kilo üzerinden, ama o fark etmez. Yani sizin kilonuz tabii ki şunu demek istiyorum. Kaçsa onun %15'i kadar. Daha sonra bir kemik dokusuna bakacak olduğumuzda ise hücrelerden ve hücreler arası matriksten meydana gelmekte. Bunu biraz daha fizyoloji dersinde daha detaylı işleyeceğiz. Hücreler arkadaşlar osteosit, osteoblast ve osteoklastlardır. Bunlar kemik hücreleridir. Bir de hücreler arası matriksi vardır. Bu da iki ayrıdır. Görmüş olduğunuz üzere organik, inorganik. Organik tabii ki elastikiyet verir. Yani esneklik verir. İken inorganik ise sertlik verir. Zaten ne söyledik? Kalsiyum ve fosfor dedik. Bunların temel maddesi. Kalsiyum fosfor %85. Kalsiyum karbonat %10. Ve magnezyum fosfat ise %1,5 oranında bu hücreler arası sıvıda bulunmakta. Bu genel olarak kemik dokusuydu. Şimdi biz gelelim tipik bir kemiğin anatomik yapısına. Şimdi arkadaşlar, burası biraz önemli. Kemiğimizi daha yakından, daha yapısal olarak tanıyalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 3 bölümden meydana gelmekte bizim tipik bir kemiğimiz. Tabii ki uzun kemikten bahsediyorum. Proksimal epifiziz, metafiziz ve diafiziz olmak üzere 3 bölümden, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Epifiziz, metafiziz, diafiziz. Epifiziz iki kısımda da olduğu için tıpkı metafiziz gibi, bunun vücuda yakın olan kısmına proksimal epifiziz, uzak olana distal epifiziz diyoruz. Bunu belirleyen sınırlar nelerdir? Şimdi bakın, burada epifizyal line var, yani büyüme plağı var. Yukarıdan bu büyüme plağına kadar olan kısım proksimal epifiziz olarak geçecek. Bu büyüme plağından cavitas medullaris, yani bu boşluk, ilik kanalı olarak Türkçesini de söylüyorum, olan kısma metafiziz deniliyor. Ve bu cavitas medullaris, yani o ilik kanalı, şu boşluktan bahsediyorum, olan kısmına ise diafiziz deniliyor ve aynı şekilde yine devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, böyle en yukarıdan içeriye doğru yavaş yavaş gidelim. Bir kemiğimizin diğer kemikle, yukarıda da bir kemik olduğunu düşünelim, eklem yapan yüzeyinde artiküler kartilaj bulunuyor. Tamam mı? Burada kemik zarı yoktur. Yani periosteum, ona geleceğim. Burada çünkü ne var? Artiküler kartilaj var. Yani kıkırdak doku var. Daha sonra süngerimsi kemik gözümüze çarpıyor. Şu nokta nokta olan yer süngerimsi kemik. Yani substansia spongiosa
denilen yer, süngerimsi kemik. Ve burada dikkat ederseniz bir de bazı yerlerde kırmızılıklar var. Onlar da kırmızı kemik iliği, yani medulla osseum rubra dediğimiz, medulla osseum rubra dediğimiz yer. Daha sonra zaten söyledik, epifizyal line, yani ne dedik bunlar? Büyüme plağıdır dedik. Kemik buradan uzayacak, yani onu söylemek istiyoruz. Daha sonra süngerimsi kemikle sert kemik bir ara yine birlikte bulunuyorlar. Sonra tek başına artık kim devam ediyor? Substansia compacta, yani kompakt sert kemik devam ediyor dedik. Şimdi arkadaşlar, bir de bu kemiğin içinde bir boşluk var. Bakın biraz karaladık. Bu boşluk cavitas medullaris olarak geçmekte ve bu boşluğun içinde aslında ne var? Sarı kemik iliği var. Yani medulla osseum flava mevcut. Ve bunu da söyledikten sonra bir de şunu atlamayalım. Kemiğimizin dış zarına periosteum deniliyor. İç zarına ise endosteum deniliyor. Ve kemiğin periosteumda nervus var. Yani bir sinirler var. Şu sarı olan sinir. Sinirler mevcut. Yani ağrıyı çok rahat taşıyabiliyor periosteum. Onu söyleyelim. Ayrıca devam edecek olursak kemiğimizde çeşitli foramen dediğimiz delikler var. Ve bu deliklerden arter ve venlerimiz giriyor içeriye dedik ve yine aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani yine substansia compacta, substansia spongiosa ve epifizial line, daha sonra medulla osseum rubralar var ve ne dedik, artiküler kartilaj var. Tabi neden artiküler kartilaj var? Çünkü burada da bir eklem yapacak, o yüzden dedik. Şimdi orijinal resme bakalım biraz da. Şimdi orijinal resimde yine aynı şey, kırmızı kemik iliğinden bahsetmiş, göstermiş. Süngerimsi kemik dokuyu yine gösteriyor. Daha sonra epifiz plağı demiş, kıkırdak büyüme bölgesi demiş ve ilik kanalını bakın göstermiş. Daha sonra bir kesit almış ilik kanalının içinden, bunu büyütmüş. İlik kanalının dışına ne oluşturuyor demek istemiş, sıkı kemik doku. İçeri girdiğinde sarı kemik iliği var demiş. Bakın o da açmış bu kemik zarını. Ne yapmış? Böyle sıyırmış. Orada da periost diyoruz buna. Ve periosttan bakın kan damarları girmiş. Sonra tekrar büyük şeklimize dönecek olursak en aşağıda yine eklem kıkırdığı var demiş. İşte bu şekilde arkadaşlar, tipik bir kemiğin anatomik yapısı da böyle idi. Yine bunları açacağız biraz. Öncelikle tabii şundan bahsedelim. Substansia compacta'nın yapısından, yani bu sıkı kemik dokunun yapısından bahsedelim. Bu sıkı kemik doku arkadaşlar Haber sütunlarından meydana geliyor. Bir sürü Haber sütunu. Haber sütununun diğer adı osteondur. Osteon eşittir Haber sütunu. Ve nedir bu osteon? Bu aslında tam bir çember gibi düşünün arkadaşlar. Yuvarlak, çember, daire, artık ne derseniz. Ama bu onun bir pasta dilimi kadar. Şöyle büyük bir pasta dilimi almışız. Neyden? Haber sütunlarından. Bunlar yani böyle sütun şeklinde yukarıya doğru, yukarıdan aşağıya iniyorlar. Biz de onun bir kesitini almışız. Bu Haber sütunlarının tam ortasında Havers kanalı vardır. Bu Havers kanalının içinde de arter, ven, nervuslar bulunur. Yani damarlar, sinirler bulunur. Daha sonra bunun çevresinde hemen onu saracak şekilde, yani Havers kanalının hemen yanında lameller bulunur arkadaşlar. Bakın lamel, o lameli saran bir tane daha lamel, onu saran yine bir lamel daha. Bu tıpkı şeye benzer, hani şemsiyeleri açarız ya böyle, ya da selfie çubukları vardır iç içe geçer. Onun gibi lameller var ve bu lamellerin içinde de siyah gösterdiğim boşluklar var arkadaşlar. Şimdi bu boşluklara biz lakuna diyoruz. Lakuna. Lakunalarda neler var? Osteoblastlar var. Yani kemik yapan hücrelerimiz var. Bunlar olgunlaşarak osteositlere dönüşüyor. Ve osteositlerin de böyle uzantıları var. Şu siyah ayaklar osteosit uzantısı oluyor. Bunu orijinal şekilde de göstereceğim. Telaş yok. Daha sonra şimdi bir sürü bu yuvarlaktan oluşuyor dedik ya, sıkı kemik dokumuz. Bakın bir tane yuvarlak, bir tane daha yuvarlak. Tabii yarım yuvarlak. Ne yapmışız? Tam şöyle bir yarım çember var burada, daire. Ve ne olmuş? Bu damarlar, sinirler birbirleriyle de iletişim kurmuş. Hangi kanal vasıtasıyla? Canalis Volkmann'la, yani Volkmann kanalıyla bu Haber sütunları arasında bağ kurulmuş oldu. Şimdi orijinal şeklimize bakalım.
Bakın sıkı kemik demiş. Ondan bir kesit almış. Sıkı kemikten bir kesit almış. Ve en yukarıya bakacak olduğunuzda hani kan damarı ve sinirler yazan kısma bakın. Biz de bahsettik ondan. Sonra ne dedik? Onun çevresini saran bir lamel var dedik. O lameli de saran başka bir lamel var dedik. Bakın gösteriyor. Kat kat göstermiş. Ve işte bir sürü bu osteonlardan oluşuyor dedik. Bir sürü osteonlardan oluşmuş. Ve yandan da kesit göstermiş. İki tane osteon birbirine nasıl iletişim, etkileşim kurmuş? Yani nasıl bu damarlar, sinirler geçmiş? Volkmann kanalları vasıtası ile dedik. Bu kadar arkadaşlar. Yani bunu bilmeniz gereken bence lamel, lakuna bunlar ne demek? Bunları bilseniz. Bir de Havers sütunu ile Havers kanalı hangisi? Bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi geçtik süngerimsi kemik yani substansiya spongiosa'ya geçtik. Üstten böyle sanki nokta noktaymış gibi görülür ama yandan baktığınızda bu kemik bölmeler çok rahat anlaşılır. Yine bunların içinden arteri, veni, siniri hepsi geçmekte ve boşluklarda ise ne var? Kırmızı kemik iliği var. Ve işte ne demiştik? Hatırlayacak olursanız en başta kan hücresi üretir demiştik. İşte kan hücresi üreten kemiğimiz, kemik dokumuz hangi dokuymuş? Süngerimsi kemik. Yani substansiya spongiosaymış. Kırmızı kemiği üreten kemiklerimiz gözenekli boşluklu bir yapıya sahip. Bunu da söylemiş olalım. Ha, orijinal şekline yine bir bakalım. Bakın burada göstermiş. Hani özellikle bir kesit alıp gösterdi. Çok daha net anlaşılıyor böyle. Kemiksi doku. Şimdi bunu da geçiyorum. Ve biraz daha hani açalım demiştim ya. Tek tek böyle bazı önemli yapıları anlatıyoruz. Bunlardan biri de kemik iliği. Şimdi doğumda tüm kemik ilikleri kırmızı renklidir. Ve aktif bir kemik yapımı söz konusudur. Yani hematopoez dediğimiz olay söz konusudur. Yaşlanmayla birlikte kırmızı kemik iliğinin yerini sarı kemik iliği alır ve bu kemik yapımı da yavaş yavaş ortadan kalkar. Ve bu değişiklik tabii ki distalden proksimale doğru gider. Distalden proksimale doğru gider. Çünkü neden? En az kanlanan, en zor kanlanan insan vücudunun distalidir. En iyi kanlanan, kalbe daha yakın olan yerler proksimaldir. Ama şöyle önemli bir şey var ki hayat boyunca kırmızı kemik iliği olan dokularımız var. Kemik dokularımız var. İşte bunlar neler? Kaburgalar, sternum, omurlar, kafa kemikleri. Dikkat ettiyseniz hayati nitelik taşıyan organları koruyan kemiklerde kırmızı kemik iliği her daim mevcut. Şimdi bir de ne dedik? Bu kemik iliği bu kadar. Endosteoma geçmek istiyorum. Ne demiştik? Kemiği içten saran bir zar demiştik. Ama şöyle düşünün. Bu biraz hani duvardan duvara halı flexler vardır. Bunlar sadece duvardan duvara değil, o duvarları da kaplayan. Hani pencereyi, tavanı, her yeri. Yani dokunun her boşluğunu, içteki dokunun yani kemiğin iç kısmındaki tüm yerleri, tüm yüzeyleri kaplar. Vasküler boşlukları döşer. Ve çok önemli bir şey daha var ki yeni kemik oluşumuna da katılır. Yani kemik üretiminde de söz sahibi endosteomlar. Bir de şimdi periosteoma geçeceğim. Şimdi periosteom arkadaşlar her bir kemik biliyorsunuz kemik zarıyla zaten örtülü. Ve bu kemik zarında yani periosteomda ne var? Damarlar var, sinirler var dedik. Zaten periosteomu delip kemiğin içine geçiyor bu tarz yapılar. Peki görevi nedir? Tabii ki kemiği sararak korumaktır. Yani en temel görevi. Ve içinde kan damarı olduğu için kemiği beslemektir. Evet, sinir olduğu için gelen mekanik bir etkiye haber verir. İşte kemiğimiz kırıldığında çok şiddetli ağrılar oluşturan oluşmasında başrol oynayan şeydir periosteum. Ama bir de yine çok önemli bir görevi daha var. Kemik yapıcı hücrelerinden dolayı kemiğin yenilenmesini sağlar. Yani kemik üretimine bu da katkıda bulunuyor ve kemiğin enine büyümesini sağlıyor. Dedik ve genel olarak benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sorularınız varsa da sorun diyorum.